Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alih. Bi'adede lillahi kema yeliku bikemalih. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِيبِ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَب۪يَّ بَعْدَهُ اَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem kardeşlerim, istimal ettiğimiz ayların isimleri, elbette isimlere, aylara bu isimlerin konulmasında tarihin verileri içerisinde belli hadiselerin dehli olmuş. O aylardaki icraat da o mana, o lafızla beraber ifade edilmiştir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde ayların sayısının 12 olduğunu ifade eder. Semavat ve arz yaratıldığı günden bugüne kadar ayların sayısı 12 olduğu ifade edilir. İster güneşe dayalı miladi dediğimiz aylar, Ocak, Şubat, Mart diye saydığımız aylar, isterse kamere, aya dayalı olan aylar, Muharrem, Safer ila Ahir diye saydığımız aylar, bu ayların sayısı 12 tanedir. Kur'an-ı Kerim'de bu ayların adları geçmez. Sadece bir tane ayın adı geçer. O da içinde bulunmakla şeref duyduğumuz Ramazan ayı tabiri geçer. Ve bu kameri ayların 9. ayıdır. Her sene 11 gün önce gelmek suretiyle 33 senede bir bütün aylar Ramazan ayı ile zaman dilimleri Ramazan ayı şerefiyle de şereflenmiş olurlar. Belki İslam dünyasının devamı içerisinde her gece de bir defa Kadir Gecesi olmasıyla da şereflenmiş olabilir. Bakara suresinin 185. ayetindeki
Hutbeye başlarken okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak Ramazan ayından bahseder. Faziletleriyle beraber manasını da içinde ifade ederek anlatır. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an der. O Ramazan ayı ki onda Kur'an indirildi. Kur'an'ın 3 tane özelliğine burada dikkat çektikten sonra فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ ifadesiyle kim Ramazan ayına şahit olursa, Ramazan ayı hilaline şahit olursa oruç tutsun der. Ama dinin kolaylığı içerisinde kim seferde olursa veya hasta olursa onlar oruç tutmasınlar. Daha sonraki aylarda tutmadıkları gün kadar da onun kazasını yaparlar diye ifade eder. Allah bizim için kolaylık diler, zorluk dilemez. Din özünde kolaylık prensipleriyle gelmiştir. Ve sonra Cenab-ı Hak der ki, وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah'ın bizler için gönderdiği din, bizler için emrettiği emirler ve yasaklar, özellikle Ramazan-ı Şerif ayındaki kolaylıklar, bütün bunlar karşısında Allah'ı tekbir edesiniz. Büyüklüğü sadece ve sadece Allah'a veresiniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyesiniz. Ve yine Allah'ın bu azamet ve nimetleri karşısında da sadece ve sadece şükredesiniz diye Cenab-ı Hak bu şehr-i Ramazan'ı sizlere, bizlere ihsan etmiştir. Değerli kardeşlerim, Ramazan kelimesinin 3 tane önemli manası vardır. Bunlardan bir tanesi Efendimiz Aleyhisselam'dan mervi hadis kriterlerinde zayıf rivayetli bir hadis. Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Nasıl Rahman suresine Allah kendi adını vermiştir? Ramazan ayına da Allah kendi adını vermiştir. Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ma fi esmaül hüsna içerisinde Ramazan ismi şerifi yok. Ama zayıf rivayetli bu hadiste Efendimiz Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Öyleyse Ramazan ayı geldiğinde Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyiniz. Haşa Allah geldi, Allah gitti gibi oluyor. Ramazan ayı geldi, Ramazan ayı gitti deyiniz buyuruyor. Onun içindir ki ayette zaten Cenab-ı Hak şehru Ramazan demiş. Bu incelik ayetin ruhunda da vardır. Ramazan ayı tabiri ayette böyle geçer. Evet, bu aya Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir ismin verilmesinin çok derin manaları vardır. Diğer aylar gibi değildir. Diğer aylarda Cenab-ı Hak kahriyle de tecelli eder, rahmetiyle de tecelli eder. Ama Ramazan-ı Şerif ayında Cenab-ı Hak rahmaniyet ve rahimiyetiyle tecelli eder. İsimleriyle en azam mertebede tecelli eder. Eğer anlatabiliyorsam Ramazan-ı Şerif ayında Allah, anlayanlar, hissedenler için zatıyla tecelli eder. Ondandır ki zati kelamı olan Kur'an'ı bu ayda göndermeye başlamıştır. Ondandır ki Allah'ın zatına mirat-ı mücella olan
Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bu ayda peygamber olarak vazifeli kılmıştır. Ve bu Ramazan-ı Şerif ile alakalı ayetin sonuna doğru وَلُتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا ifadesi, bu ayda Allah'ın zatını tekbir etmek, Allahu Ekber, Allahu Ekber demek ve böylece Allah'ın zatı ile mevcudu meçhul olan zatı ile bütünleşmeye çalışmak. Hutbenin vakti süresi buna müsaade etseydi bu mevzuda daha uzunca anlatacaklarımız vardı. Ama Ramazan kelimesinin ikinci manasına gelince, yakıcı ateş, kavurucu ateş manasına gelir. Araplar Ağustos sıcaklığına böyle kuma, çöle, taşa basamazsınız. Saniyesinde belki ayağınızı yakacak, yumurtayı pişirecek kadar bir sıcak vardır. Ramada derler Ağustos sıcaklığına. Bu aya Ramazan denmesine gelince açlık ve susuzluk ateşiyle yanacaksınız. Açlık, susuzluk ateşiyle yanacak. Böylece benliğinizi yakacaksınız. Enaniyet mikrobunuzu yakacaksınız. Bu ayda ene kalmayacak, ben kalmayacak. Bir manasıyla kendinizden geçerek Allah ile bütünleşecek, Allah'ta fani olacaksınız. Bu o kadar derin bir mana ki ayağınız yere basacak. Ayağınız yere basmazsa verimli olamazsınız. Burnu dik insanlar, ayakları havada insanlar, Karun gibi, Firavun gibi ben diye yaşayan insanlar, ayaklara yere değmediği için, nasıl toprağın derinlikleriyle teması olmayan bir tohum başak veremez, öyle bir tohum ağaç olamaz, meyve veremez, senin de ayağın yere basacak, toprak gibi olacak, mütevazi olacak, enaniyet mikroplarını yakacak. Ve böylece bu yanıklar içerisinde, zaten dünyada yandın sen, Allah için dünya ateşinde, oruç ateşinde yandın sen, öbür aleme gittiğin zaman da ateşte, cehennemde yanmayacaksın. Öbür aleme gittiğimizde haşirde insanlar cehennemden bin beter sıkıntı çekecek. Ama Allah oruç ateşiyle Ramazan'da yanmış, kavrulmuş kimselere külü veşrabu heniyen bime esleftum fil eyyamil haliye buyuracak. Dünyada yiyip içmediğiniz günlere bedel buyurun. Bugün haşirde size bir sıkıntı yok. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın avucundan, Kevser havuzundan içme var. Bir yudum içerseniz ebediyen bir daha susuzluk çekmeyeceksiniz. Ve bir de buyurun ebedi cennet. İstediğiniz kadar yiyin, için denecek onlara buyuruyor. Ve Ramazan'ın diğer bir manasına gelince, sonbahar yağmuru manasına gelir. Yazın sıcaklığında yağmur görmemiş toprak, yazın eracifiyle de kirlenmiş olan toprak, hele sonbaharda bir yağmur gelince, yazın bütün pisliğini tertemiz eder, süpürür götürür. Ve aynı zamanda toprak yeni bir bahara hazırlanır. Mis gibi raiha dağıtarak o toprağa gelen yağmuru emer. Sonbahar yağmurunda Ramazan bir seneden beri işlediğimiz günah kirlerinden bizi kurtaracak. Ruhumuzu temizleyecek.
kalbimizi, hissiyatımızı pampak yapacak ve cennet baharlarına doğru bizi hazırlayacak. Arkasından cennet nevbaharı meydana gelecektir. O kadar derin manalar ifade eder ki, keşke Ramazan kelimesinin manalarıyla beraber ıstılahi olarak Cenab-ı Hakk'ın bu aya kendi adını koymasının, sadece bu ayı zikretmesinin manalarını anlayabilse ve idrak edebilseydik. Önemli olan bu ayda benliğimizden vazgeçmek, çok toprak gibi mütevazi olmak, o kadar mütevazi olmak ki size bakan artık sizde sizi görmeyecek. Fena fillaha, beka billaha mazhar olacaksınız. Zira gerçek mümin ufkuna ulaşacaksınız. Efendimiz Aleyhisselam'a sordu sahabi, ya Resulallah, mümin kimdir? Herhalde gerçek mümini soruyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, yedikurullâhe li ru'yetihim. Mümin odur ki ona baktığınız zaman o size Allah'ı hatırlatır. Cam gibi size bakan artık sizde sizi görmeyecek, Allah'ı mütecelli görecek. İşte bu bizim Ramazan ayıyla da bütünleşmemiz, kamil manadan da ondan istifade etmemiz demektir. Cenab-ı Hak bu ruhu ve bu ufku yakalamaya, yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Ela inna ahsenel kelami ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allem كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم ولجميع المؤمنين